benden başka herkes deli olduğu için beni deli sanıyorsunuz. Ben deli değilim. İnsanın kendi olabileceği tek yer akıl hastanesidir sanırdım. Yanılmışım. Rahatça delirmeye bile hakkınız yok burada. Tımarhaneler özgürce delirebileceğimiz yerler değil miydi? Değilmiş. Ne o? Ayıp mı? Hayır. Ayıp mayıp yok burada. Hem ben size en çok da kendime. Rahatça dil çıkarabilmek için burada değil miyim? Bunun için koymadınız mı beni buraya? Ama o eritme şoklar yok mu? Uf, o eritme şoklar tersini söylüyor bunu. Hasta bakıcının suratını bile görmem elektroşoka girmeme yeter de artar bile. Şehir cereyanını boşuna harcamayın beyler. Ben deli değilim. Sadece kendim olabileceğim bir yer aradım. Bulamadım. Hem biliyor musunuz? Akıllı taklidi yapmayı bıraktığınız anda hepimiz deliyiz. Hepimiz tımarhaneye tıkılırız. İnsanlar akıllı taklidi yapmakta ne kadar da usta tanrım. Benimse beceriksizliğim bu konuda. Ama bu insanların izinsiz içime girişleri yok mu? İşte bu beni delirtiyor. Hem size bir sır vereyim mi? Akıllı taklidi yapmak deli olmaktan çok daha zor. Artık akıllı taklidi yapmıyorum. Bunu anladım. Ya siz ne zaman anlayacaksınız ve anlayacaksınız? Bunun için ortalığı size buluyorum.
be. O kara makineyi yerin 18 kat altında nasıl da işletiyorlar. Bir tarafından insanları sokup öbür tarafından istedikleri şekilde çıkarıyorlar. Bak nasıl yapıyorlar bu işi. Her gece dünyayı tepe taklak ters çeviriyorlar. Tutunacak yer bulamayanlar gürültüyle dibe çöküyor. Sonra tıpladığından olup cebine çakıyorlar, çakıyorlar, kesiyorlar, doğruyorlar. Kan mı? O zamana kadar insanın içinde bir şey kalmıyor zaten. Geriye kalanlardan da kan yerine pas akıyor. Ben beni yakalamasınlar diye hiç kıpırdamadan durup kendimi kafamın içine saklıyorum. Duyuyor musun baba? Duyuyor musun? Tanrım, söylediklerim inanılmayacak derecede korkunç olduğu için saçmaladığımı sanıyorsun ama söylesene, bu dünyada gerçekten var olmadıkları halde doğru olan çok şey yok mu? Bak bak bak! Bizim reis burada. Reis gelin reisi. Sağır ve dilsiz. No? Kahvaltını etmişsin. Gitmeye mi hazırlanıyorsun? Eve mi gideceksin? Daha anlayamadın mı? Bir çalmadan odalardan çıkılmayacağını. Şuna bak, nasıl da korkuyor. Beni rahatlıkla tepeleyecek güçte olmasına rağmen bir bebek gibi ödü patlıyor. Ufaklık? Ne o? Süpürgeni mi istiyorsun? Meğerse süpürgesini istiyormuş. Hadi bakalım, kıpırda bakalım. Bu bizim süpürgeciler kralımız. Ufaklık, süpürmeye başla hadi. Süpürgeciler kralı kurandım. Reislerin reisi. Pardon hanımlar. Günaydın. Konuşmanız çok önemli değilse. Bugün pazartesi sabahı biliyorsunuz. Yapacak çok işimiz var. Bağış üstüne erişti hanım. Geçen pazartesi olanları hatırlıyorsunuz değil mi? Warren, sen şu zavallı Bay Blond'ını tıraş etmekle başlayabilirsin. William, yatakhane nöbeti sendeydi değil mi? Evet Eşra abla. Hadi ikiniz de iş başına o zaman. Affedersiniz, geç kaldım. Dün gece kilisedeki gece ayını dinlemeye gitmiştim. Affedersiniz. Ben de iyi şekerim, hadi iş başına. Hadi biraz hızlan. İlaç zamanı. Bütün hastalar tedavi odasına lütfen. İlaç zamanı. Biraz sonra vereceğin huzur için teşekkürler. Tatlım, günaydın. Günaydın Bayan Rachel. Bilir, dün akşam annenle konuştum. Ne söylediniz ona? Pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağını. Teşekkür ederim Bayan Rachel. Aferin, hadi iç bakalım ilaçları. Bayraktır. Topumuzun anasını... Bu bakalım tatlı. Nedir bu? İlaç. Onu görüyorum. Ne ilacı? Bay Chesley, lütfen bütün bunları götürün için. Bana bunları lütfen. Tek istediğim, Tanrı aşkına benim... Bay Chesley, istemiyorsanız ilaçları almazsınız. Almasam da olur mu? İstemiyorsanız almayın. Bay Martin, günaydın. Günaydın. Thank you.
de ben de yukarıda odamda olacağım. Çağır üstüne. Beyler, siz de usta durun bakalım, tamam mı? Islıdırın çocuklar. Sanki elinizden başka bir şey gelirmiş gibi. Ha, zaten elinizden ne gelir ki? Buraya gel lanet kızı deli. Otur. Bundan hoşlanmıyorsun öyle mi? Yüzündeki ifadeyi de hiç beğenmedim. Dikkat et. Hayır hayır. Yardıma ihtiyacın var mı tatlı? Hayır tabii, teşekkür ederim. Ay! Bir pis ihtiyar. Ampara! Sen kapat şimdi. Sen dağıtacaksın Martini. Gel abi. Hop! Hop! Şimdi başlıyor. Hop! 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 Hey! Hop! 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 Ne yapıyorsun? Ne var? Doğuda kimse yok ki. Öyle mi? Hayal görmekten vazgeç. Ver şu kağıtları bana. Niye güldün? O küçük sarışın bana hayatımda ilk defa elbiselerini çıkarırken gördüğüm bir kadını hatırlatıyor. O vakitler 8 yaşındaydım. Bir ağacın tepesine çıkmış, yatak odasının penceresinden kadını dikizliyor. Sıra tam... Tamam Veli, kaydet bunu. Zaten mecburuz. Tabii tabii. Yaz da sana altı madaya taksınlar. Sen benim susu söylediklerimi yazıyorsun ama. Bundan sonra yaptıklarını da yazacağım seni, görürsün. Hadi ikiniz de kesin bakalım. Tampon olsun anasını! Hay Allah! Tımarhaneye çevirdiniz burasını ya. Oh, çok zekisiniz bayağı. Sevgili kaçık dostlarım, burada ben hastalar kurulu başkanı olarak Dale Harding 10 saniyelik sükutu ilan ediyorum. Tedavi mahiyetinde tabii. Bana bak güzelim. Ben ne bunu ne de şunu yapmaya mecbur değilim, tamam mı? Hem şu elindeki dereceyi de burnumun dibinde sallayıp durma. Yoksa onu senin elinden alır. Günaydın Bey. Vay be. Ne zamanlı şeylersiniz siz ha? Bana bak dostum. Buranın bir takım kuralları var. Bu kuralları bilmen gerekiyor. Kapıdan beni takip ediyorsun ha? Bir rahat bırak. Bir uzak dur da şu lanet olursa evime bir göz atayım. Ha? Nasıl bir cehennem burası? Daha önce hiç bir tımarhaneye düşmedim. Beyler! Hey beyler! Ben McMurphy. Randall Patrick McMurphy ha? Ne oynuyorsun? Kumar mı? Kumara da bayılırım doğrusu. Bahmaz kaçtı mı? Hey güzel, güzel. Güzel ama size burada doğru düz bir iskambil kağıdı vermiyorlar mı ha? Neyse neyse, her ihtimale karşı yanımda bir deste getirmiştim. Ama o biçim bir deste. Resimlerine bakın beyler. Ha belli iki kadın, hepsi de birbirinden güzel. Sakın olun, sakın olun. Size burada daha başka neler verilmediği çok açık ha. Dostum, aşırdığını da alayım lütfen ha. Hadi dostum hadi. Evet, ha nasıl olursa çok zamanımız olur. Doya doya oynarsınız ha. İçinizden biri benim bu geceye neden düştüğümü merak etmiyor mu ha? Bakın anlatayım. Hapishanede birkaç arbede oldum. Birkaç kutuyu devirdim yani. Mahkemede benim maddi dengemin yerinde olmadı. Görmüş de kadın çıkmaz mı? Ona da el kaldıracak değilim ya. Ama sizinle her iddiaya girerim. O Tanrı'nın cezası hapishaneye bir daha geri dönmeyeyim de. İsterlerse bana deli desinler. Hiçbir umurumda değil. Ama sen umurumdasın. Anlıyorum, anlıyorum. Benim cazibem çok iyi olabilir. Ama
Bu kadar da olmaz. Senin başka işin yok mu? Bak kardeşim, sana daha önce de söyledim. Buranın bir takım kuralları var. Bu kuralları bilmen gerekiyor. Önce bir ateşini ölçeyim, sonra da yıkanırsın. Sonra da ne halin varsa gör. Bana bak güzelim, senin yapacağın şey ne biliyor musun? Beni rahat bırakıp şu yeni geldiğim ortamda dostlarımla tanışmana fırsat ver lan ha. Eğer aklından başka bir şey geçiyorsa. Benden söylemesi. Sen bilirsin. Hey beyler. Nerede kalmıştık ha? Söyleyin bakalım. Buranın patronu kim ha? Hanginiz devlerin başısınız diye soruyorum. Ha, anlamadınız mı? Ben değilim. Ben başkan değilim ama as başkan sayılırım. Çok memnunum dostum. Senin başkan olmadığına tabii ki. Çünkü bu görevi ben yapacağım. Şimdi bana başkanını göstersene. Bay Harding, siz paralı hastalar kurulu başkanısınız. Bu beyin randevusu var mıydı? Randevunuz var mı Bay Murat'ı? Bay Harding çok meşgul biridir. Çok meşgul Bay Harding. Deli başı mıdır yani? Bunu mu diyorsun? Evet. Öyleyse o deli başı Bay Harding'e söyle. McMurphy onunla görüşmek ister. Ve de ki bu tımarhane ikimize dar geliyor. Ha bir dakika. Bir şey daha. McMurphy her durumda baş olmaya alışır. Ve madem ki siz kaçıkların arasındadır, onların da başı olacaktır. Hey dostum bak, bir damla kan dökülmeden halletti. Şimdi beni diğerleriyle tanıştırsana. Odanın bu tarafındaki bizler tehlikeliyiz. Neymiş tehlikeliyiz? Yani her şeyi yapabiliriz. Şu gördüklerinizde kromikler ve uyur gezerler, bitkiler. Yani ümitsiz var. Yazın. Çok da umurumdayım. Hey beyler, ben McMurphy. Alayım. Hey koca adam. Senin gibi bir adamın kendi seninle bu olması hiç işime gelmiyor. Niye gidip kurulamıyorsun ha? Teşekkür ederim. Ellerindeki çivileri çıkart. Ha. Kim çivildi seni buraya dostum? Hadi bakalım, serbestsin. Berme! Topunuzun anasını! İyi dedin dostum, iyi dedin. Dikkat et! Hey, o elindeki ne öyle? Bomba! Lanet olası dünyayı kökünden havaya uçuracak bir bomba. Rakiplerin var dostum, rakiplerin var. Bir dakika, buna ne olmuş böyle? Bu Reis Brom'dur. Neredesin Reis? Seni duymaz, sağ ol Reis, siz de. İyi de bu zavallıyı niye bağlamışlar böyle ha? Çok garip tanırsın. Adam mı yer bu ha? Hadi reis serbest. Vay. Reis neyle beslediler seni ha? Hangi kabilede? Bilmem. Ben geldiğimde o buradaydı. Doktora bakarsan Arizona yerlilerindenmiş. Ama bence kabilesinin kökünü kurutmuşlar. Doğru mu reis? Kökünü mü kuruttular senin ha? Bu boşuna. Sen ne duymaz o? Elde sıkamaz değil mi canım? Reis. Tamam yani yeni gelen mümkünlerini sıkmamak çok ayıp olmuş ha. Alınırım bak. Hadi reis. Şutsun ha. Aferin işte böyle. Senin de çok iyi geçineceğiz. Bunu hissediyorum. Hayır. Lütfen buraya gelir misiniz? Ben? Evet. Williams'ın dediğine göre güçlük çıkarıyormuş. Ne konuda? Hastaneye girerken yıkanmayı da reddetmişsiniz. Oysa kuraldır. O konuya gelince, mahkemeye çıkmadan önce hapishanede beni bir güzel ıslattılar. Arkasından da patladılar. Ama inan olsun, zaman bulsalardı göbek deliğime kadar yıkayacaklardı. Çok eğlenceli doğrusu Bay Murphy. Şunu unutmayın ki kurallarımız sizin iyiliğiniz ve iyileşmeniz içindir. Lütfen içerideki tabelayı okur musunuz? Evet. Bu kadar az yardımcıyla elde ettiğiniz başarı için tebrikler. Bu mu? Herkesin gösterdiği işbirliği sayesinde başardıklar. Efendim ben de çok iyi bir işbirliği içindir ama siz de takdir edersiniz ki yeni geldiğim ortamda dostlarımla tanışmam gerekiyor. Her şeyin bir zamanı var. Kurallara uymak gerek. İyi. Evet ama siz de biliyorsunuz ki ben ne zaman bir kuralı çiğnemeye kalksam hep de bu lafları söylerler. (Gülüyor)
Yeni biri geldi babacığım. Şimdi de bu onu terbiye edecekler. Her tarafımızı tellerle çevirip kapılarımıza piller yerleştiriyorlar. Ancak onların istedikleri yerlerde yürüyelim diye yerleri mıknatıs dövüşleri. Beynlerimiz taştan, bağırsaklarımız demirden, sinirlerimizin yerinde şimdi bakır teller var. Midelerimizi çarklarla idare ediyorlar, yüzümüze bir sırıtış lehimlediler. Düğmeyi çevirince hareket ediyor, kapatınca duruyor. Bütün memlekete ağlar döşediler. İşte böyle. Dışarıda bozukluklarını bu fabrikalarda düzeltmeye çalışıyorlar. Kocaman bir biçer döver babacığım burası. Kocaman bir biçer döver. Hepimizi mahvediyorlar. Tıpkı seni mahvettikleri gibi. Baylar bayanlar, işte başlıyoruz ha, evet. Orta yerde salınanlar, kendini duvara çivilip altına yapanlar. Buraya, buraya, papaz kimde bulmaya. Hey beyler, hey be, bir oğlan geldi. Hey, bu oğlana bir kız lazım. Hey Martini, hadi bakalım. İşte geliyor, aha, bir oğlan da. Hey, kız sıkıştı desteğe Martini. Hadi Scanner'ın sıra sende. Scanner! Scanner! Duymuyor musun ha? Şu hemşire, şu hemşirelerin odasında bir ses amcısı da birbirimizi duymamıza engel olan gürültüyü kapasa olmaz mı ha? Ömrümde insanı bu kadar deli eden başka bir müzik daha görmedim. Buyurun Bay Mekleri. Zahmet olmazsa diyorum, şu birbirimizi duymamıza engel olan gürültüyü kapatır mısınız? Olur Bay Mekleri. Nasıl olur? Zahmet olur. Ne ya şimdi? Cama dayanmayın Bekmefi. Cama dayanmayın. Eridiğiniz alalım, yıkanmalısınız Bekmefi. Bekmefi, Bekmefi. Geldiğinden beri Bekmefi. Bay Bekmefi, size söylemeyi unuttum. Burada kumar oynamak yasak. Kumar mı? Biz fasulyesin onu. O fasulyelerin başka anlamı olmadığı da emin misiniz Bay Mekmefi? Var tabii. Olmaz mı? Bir ton bağırsak kazanır. Beyler beyler, bu kadın aklıma yine bir şey geldi. Niye bu oyunu biraz tatlandırmıyorsun? Nasıl? Nasıl? Çok basit. Buraya düşmeden önce burası hakkında o kadar çok bilgi edindim ki. Nereden baksanız hepinizin cebine her ay yaklaşık 100 topel geçiyor. Ha? Ne oluyor bu paralar? Rahat ol dönüyordu. Anlamadınız mı? Yapacağımız iş çok basit. Birkaç bor senedine İmza atacaksınız da kadar. Bana göre hoş. He? Benim için de sorun yok. Hadi. İyi o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım tekrar başlayalım beyler. Fasulyenin tanesi 10 papel olsun ha. Tamam olur. İşte başlıyoruz. Unutmayın Bay Murphy. Burada kumar oynamak yasaktır. Bu zımbırtılar iki taraflı mı işliyor? Yok ama bayağı dünkü insan şeklinde radyodur. İyi de o zaman o radyonun fişini de çekmek bana düşer. Hadi beyler devam ediyoruz, devam. Hey profesör, daha ilk elden hiç kağıt kalmamış ha. Beyler, beyler paralar harding'e gidiyor. Grup toplantısı, toplantı zamanı. Şimdi ne oluyor ya? Grup toplantısı bu. Her gün ayrı saatte olur. Ne zaman buraya gelse benim mahvedipçiler.
Annen seni çok seviyor ama biri. Bili şekerim, bili yavrucuğum. Biliyorum. Zaten sorun da buradan çıkıyor ya. Benden umduğunu bulamadı ama bir türlü itiraf etmek istemedi. Ona diyorum ki, anacığım ben bir hiçim, bir işe yaramam. Doğru düz konuşamıyorum bile. Ama bir türlü anlamıyor. Ben de bari kendimi öldüreyim diyorum. Kendi eksikliklerin yüzünden anneni cezalandırmak istediğini hiç düşündün mü bile? Düşündüm tabii ama bayan Rachel, başka bir konuya geçsek bugün. Bu durumla yüzleşmen gerektiğini biliyorsun değil mi? Pekala. Cuma günkü toplantıda yine Bay Harding'in karısından bahsediyorduk. En son olarak da kendisinin göğüslerinin bir hayli olduğunu söylemiştik. Tekrar dokunmak isteyen var mı? Niye dokunmak dediniz ne? Dediniz ki bunlara dokunmak isteyen var mı? Konya. Ben göğüslerden bahsediyorsunuz sanırım. Konya demek istedim Bay Murphy. Devam edelim. Hastaların kayıt defterini işledikleri notlara da gelince. İyi günler doktor. Evet, iyi günler. Özür dilerim. Devam edin lütfen. Biz Bay Harding'in karısıyla olan ilişkisinden bahsediyorduk. Kimin karısı? Nerede? Aha ileride! Hey, tanrım adamın gözüne sahip olmak için neler vermezsin? McMurphy, Randall Patrick. Mahkeme hastalığının teşhisine ve mümkünse tedavisine karar vermiş, 35 yaşında hiç evlenmemiş. Savaşta esir kampından arkadaşlarını kurtardığı için üstün hizmet madalyası kazanmış. Sonra emirlere itaatsizlikten dolayı ordudan atılmış. Bunu sokak kavgaları, sarhoşluk, asayişi bozmak, defalarca kumar oynamak ve tecavüz suçları işlemiş. Tecavüz mü? Savcının iddiası. Ama 17 yaşında bir kızla diyordu. 18 yaşındayım demiş değil, o kadar iştahlı gözüküyordu ki. Mahkemenin tayin ettiği doktor kızı muayene edince... Evet. Kız o kadar namusunun gözüydü ki doktor. Neredeyse önüme gelip takacaktım. Genç doktorun bulgularına rağmen tanık etmeyi reddetti. Davanın hemen ardından da şehri terk etti. Ya o sürtük şehri terk etmeseydi beni iğne etmeye çevirecekti. Evet, durum öyle bir hale geldi ki size yemin ederim doktor, bakın anlatayım. Bay Murphy yeter. Yine attınız. Yani daha önce hiçbir ruhi rahatsızlık geçirmemişsiniz. Hiç öyle bir müesseseye girdiniz mi? Eyalet ve vilayet hapishanelerini saymazsın. Hayır. Akıl hastanesinden bahsediyorum. Yok. Evet. Daha önce bu ilk doktor bey. Hakikaten bu ilk. Ama size yemin ederim ben daha bir kaçıyorum. Bakın hapishanedeki doktor. Şu elinizdeki olsa da olacak. Şurada doktor. İşte düzenli itiraz edeyenleri ve suçlunun bir psikopat olabileceği vesaire. O zaman psikopatın anlamını benim çok fazla kavga etmemeye bağlamıştı doktor. Ne demişti bakayım? Evet. Cinsel davranışlarında aşırı aktifmişim doktor. Sizce bu kötü bir hastalık mıdır ha? Bunu bir düşünmem lazım. Daha önce size hiç böyle bir şey oldu mu doktor? Hayır, ben köşe itiraf etmedim ki başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Kavga faslı işledikleri doğrudur. Ama bir insanı gücünden dolayı suçlamaları olur mu doktor? Bir dakika. Şu cümle beni çok ilgilendirdi. Bu adamın çalışma kampının sıkıntısından kurtulmak için deliliği bahane edebileceği akıldan çıkarılmamalı. Bay McCurphy, buna ne diyorsun? Ben de hiç normal bir insan hali var mı doktor? Bakın. Ben de normal bir insan vardım. Doktor Bey, belki Bay Murphy'ye bu toplantılarda olması gereken kuralları hatırlatmanıza fayda var. Evet, bu kurallardan ilki hastaların yerlerinden kıpırdamamaları. Tabii. Biz burada grup terapisi ilkesinden hareket ediyoruz. Neden? Grup terapisi. Bakın bu koğuş toplumun ufak bir kısmı. Toplumlarda kimin akıllı, kimin deli olduğuna karar verdiklerine göre bu toplulukta ona uymak durumunda. Burada amacımız koğuşun ve hastaların demokratik bir şekilde yönetimidir. Hem bu sizi gelecek bir hayatınızı da hazırlayacak. En önemlisi de içinizde hiçbir şey gizlememeniz. Eğer sizi üzen ya da kızdıran herhangi bir şey olursa onu topluluk önünde ifade etmeniz sizin yararınıza olur. Bu ruhi sorunları da kapsar Bay McCurphy. Konuş, tartış,
ve itiraf et. Eğer başka biri ilginç bir şey söyleyecek olursa onu kayıt defterine not alın ki herkes görebilsin. Bu işleme neden beni biliyor musunuz? Herkesin ipleri pazara dökmek. Bazı hastaların kayıt defterine işledikleri notlara bir göz atalım. Mesela Bay Hardin. Karısıyla sokakta yürürken erkeklerin bakışlarından rahatsız olduğunu yazmış ve demiş ki... Çınar tutardık kaltak. Evet. Ayrıca karısının cinsel tatmini de başka yerlerde araması için sebepleri olduğunu söylemiş. Ne gibi sebepler Bay Hardin? Yani benim çok ateşli bir aşık olduğumu söylenemez de. Yani eşinizin sizi cinsi tatmin yönünden... yetersiz bulduğunu söylemek. Doğru mu Bay Harding? Belki de kadının cinsi gücü Harding'e göre fazladır. Değil mi Harding? Bence Bay Harding'in karısında ödüm kokuyor. Ödüm kokmuyor. Ödüm patlıyor olabilir. Çekiniyor demek en doğrusu. Hayır, bir şey de olacak. Yine anladığıma göre karısının iri göğüsleri Bay Harding'e bir aşağılık duygusu veriyor. Madem öyle, niye iki tane bombacı olan kadınla evlenmiş? Muhakkak anasına düşkünlüğü vardır bunun. Hiç de değil. Ben kadına benzer bir kadın istiyordum. Benimle silik yarışına girmeyecek ve... Sizce... ve bana yardımcı olacak. Bay Harding, sizce derdin asıl sebebi... karınızın sizi erkek gibi görmediğinizdir acaba? Şu ellerin haline bakar. Bu ne ya, bu ne? Ayrıca Deliye sizden bir kadın seçmişsiniz Bay Harding. Da bir anlamı olmalı herhalde. Evet tabii. Düşündüm ki bana öyle geldi ki hiç olmazsa cinsi bakımdan. Kadının daha önce yatakta nefis olduğunu söylüyordun. Ne oluyordu orada ha? Ne? Yorganın altında neler karıştırıyordunuz Harley? Son bir fiyasko. Allah'ım içi ağrıttırıyorum ben. Harley be. Niye erkeklere düşkün olduğunu kabul edip ben anlamıyorsunuz? Dur sana hepsini bu sana. Dur sana. Hey adamı rahat bırak. Bay Murphy oturun. Bu sorunun üstünü dinlemek zorunda değilsin tamam mı? Bay Murphy oturun derim doktor. Toplantıyı bitirelim isterseniz. Disiplin sağlanıncaya dek toplantıyı bitiriyor. Evet. Söyle bakalım dostum. Bu toplantı dediğiniz sırf hep böyle mi olur ha? Bir alay leş kargası birbirini mi kadar ha? Yakalamak mı? Ne demek istediğini anlamıyorum. Çok basit. Bak anlatayım. Bir sürü leş kargası. Tamam mı? İlk kan damlası gördükleri bilincin üzerine hepsi üşüşürler. Gagalamaya başladılar. Gagalarlar. Bir tüy, birkaç tüy, bir kalıncaya kadar da devam eder. Sonra ne olur biliyor musun? Sıra diğer kanlı bilince gelir. Gagalamak. Amma da benzettin. Öyle dostum. Bu toplantı tam da bana bunu hatırla. Bir sürü kanlı piliç ha. Üstünde kan damlası olan piliç de benim değil mi? Ya tam üstüne bastım. Seni de ilk gagalayan kim biliyor musun? Seni ilk gagalayan o hemşire bozuklusu. Demek mesele bu kadar basit. En aptal adamın anlayacağı kadar basit. Şu koğuşa geleli 6 saat oldu ona. Freud'un yangın teorilerini basitleştirip bir benzetmeyle özetledin. Tavukların birbirini gagalaması. Ben Freud bilmem dostum. Ben bugünkü adi toplantıda hemşirenin sana yaptıklarını söylüyorum. Bana mı? Evet ya hem de gözünü kırpmadan. Bir dakika. Hemşirenin her şeyi benim iyiliğim için yaptığını unutuyorsun. Tedavi başladığıyla. Deli saçması. Beni hayal kırıklığına uğrattın dostum. Seni daha akıllı sanmıştım. Anlaşılan yanılmış. Canın cehenneme öylesin. Canın cehenneme. Evet. Ayrıca bu ilkel öfkenizin de farkına varmış bulunuyorum. Sadistik eğilimleri olan bir psikopatsınız. Gözlemlerinize göre bu da sizi pekala terapist yapar dostum. Ama gene de kabiliyetleriniz 20 yıl bu uğurda hemşirelik yapan... kıymetli psikiyatri hemşiresi olan Bayan Richard'a dil uzatma hakkını vermiyor. Ne yani? Burada geçen maskaralığın senin tedavine yardımcı olduğunu mu söylüyorsun ha? Öyle olmasa niye yapalım? Bir toplantıya katılmadık diye otoriter bir hemşire olan Bayan Richard bir gözümüzü veya oyacaklı değil ya. Yok dostum. Tabii ki gözümüzü oyacak değil. Ha onun maksadı farklı. Daha aşağıdan nişan alarak seni tam kalbinden vurmaya çalışıyor. Bayan Richard mi? Evet. Ne demek? O bana şefkatli bir ana gibi. Bana böyle ağızlar yapma. O kadın bıçak gibi keskin. Taş gibi de sen. Bir dakika. Hazır mısınız arkadaşlar?
Buraya bak arkadaşım, benim güzel kardeşim. Hayal Reçit bir melektir. Burada herkes bilir. Herkesin iyiliği için hiç karşılık beklemeden haftanın 7 günü çalışır da çalışır. Çalışır da çalışır. Onun kocası yoktur. Sanki evi buradır. İşi onun her şeyi. Herkes de bunu bilir. Soru sormak zorunda, sert olmak zorundadır. Ne sanıyorsun? Zevk mi alır bunlardan? Hayır asla. Hayır asla. Benim hayal kardeşim. En istediği bizim faydalı olmamızdır. Tüm zorluklara karşı ayakta durmamızdır. Dünyanın en tatlı, en mükemmel kadını kimdir diye sorarsan Richard'dır, Richard'dır, Richard, Richard, Richard'dır. Bütün söylediklerinde haklısın. Bayağı dik. Hadi kalk kalk. İyi, madem öyle niye bir şey yapmıyorsun sen? Niye mi? Çünkü dünya kuvvetlerindir dostum. Anlıyor musun? Kurtlarındır. Bense sadece bir tavşanım. Bak dostum, ben o gagalanan pirişlerden değilim. Ben bir tavşanım. Şu gördüğün Cheswick de tavşandı, biri de tavşandı. Hop hop zıplayan tavşanlarız biz. Tavşan demişler, tavşan mı oldunuz? Siz tavşan bile değilsiniz. Hiçbiriniz tavşan değilsiniz. Kulaklarını görüyor musun? Ya kıpır 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 diyen burnumu, şirin yumak kuyruğuma ne buyurmuş? Hep kafamda dönüp durmayın! Susun! Susun! Deli gibi dönüp durmayın! Susun! Peki, peki. Siz tavşanlar, güçlünün karşı tarafı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Bede, var mısınız iddiaya? McMurphy'ye karşı muhteşem bir eşitiniz ha! Bire beş biliyorum ha! Hadi, sökürün paraları! Bak. Hadi be! Ne oluyor orada? Hiç. Oyun oynuyorum. Kumar olmadığına emin misiniz? Tanrı aşkına, ne günahsı? Kumar mı? Alalım bile. Her şeyi hızlandıracak ya da yavaşlatacak sahte zaman deli var.
Ben bir keresinde üç ayı bir saate sıkıştırdıklarını gördüm. Üç yılın böyle akıp gittiğini de. Yavaşladıkları zaman helak ettim. Bazen sis yerine gaz kullanıyorlar. Hava deliklerinden giren gaz buz gibi koğuşa çöküyor. Dışarıdaki güneşi donduruyor. Saatler susuyor. Ve biz burada çürüyünceye kadar duruyoruz. Ağzı sık kokuyor. Hepsini. Kızlarım nerede? Kızlarım burada durmuş. Evimi çok seviyorum. Hele ikinizi de çok seviyorum. Sizsiz bir şey yapamam ben. Hey reis. Ne arıyorsun ha? Köklerini mi? Niye orada kocalık duruyorsun ha? Hey! Hey! Yürü gel reis. Şu kahvaltısına öksürük. Ama bence burada. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce sana birisi geliyor diye bağırdığında sen irkildin reis. Oysa ben ilk geldiğimde senin işitmediğini söylemişlerdi ha. Ha reis? Hadi reis gidelim. Hadi reis.
Richard. Ah! Oh! Oh! Günaydın Bayan Richard. Bay Murphy, burada böyle bu kılıkta dolaşamazsınız. Hangi kılık? Böyle havluyla. Havlu da bu koğuş galiba. Evet, aynen. Hey, sakın. Onu havluda çıkartayım ha. Hemen içeri gidip üstünüzü giyinin. Yapamam efendim. Neden? Biri gelmiş ya da ben de bütün eşyalarımı yürütmüş. Yürütmüş de ne demek? Çalmış, şaşırmış, araklamış demek istiyorum. Elbiseleriniz muhtemelen denizlenmek üzere alınmıştır. Williams. Buyurun hemşire hanım. Bu adamın üstünde niçin elbiseleri yok? Çamaşırhane işleriyle onun ilgileniyor. Warren. Bu adamın üstünde havludan başka bir şey olmadığını görmedin mi? Ha, bir dakika mı? Olacak diyor. Çok erken kalkmış efendim. Erken kalkmış da ne demek? Bayan Warren, bu adamı derhal giydirin. Yoksa 15 gün kulakların koğuşunda lazımlık dökersiniz ona göre. Hem bu kılıkta salınmanızın anlamı ne? Ya genç hemşirelerden birisi gelip sizi böyle bu şekilde görseydi ne olurdu ha? Ne olurdu? Ne olurdu ha? Bırakalım. Derhal çıkın o havlu üstünüzden. Tata! Köpek balı. Bunu bana sevgilim aldı. Dediğine göre cans getirdim. Oy, gözümde bile görüyor musunuz? Günaydın hemşire hanım. Bay Murphy, erkekliğinizi göstermeniz bittiyse giyin mi? Memnuniyetle. Dünya hanım, hep tatlı, hep ülkenli. Ne diye duruyorsunuz siz orada canım? Temizleyin buraları falan filan. Baş üstüne. Burada nasıl öyle düşünüyorsunuz bayağı ya? Bay Murphy, evet. Yani çok yakışık canına yakın olmuş ama tedaviye ne aldı gibi. Evet. Hastalardaki bu gevşeklikle bunu başarabilir. En azından. İyi ama neden yapsın bunu? Maksadı ne olabilir? Buranın bir akıl hastanesi olduğunu unutuyorsunuz bayan Bey. Evet. Yaparız değil mi bunu? Bir içim su. Doktor, bir rica ederim.
toplantıdayız. Özür dilerim. Siz devam edin lütfen. Biz de tam huzur ortamını görüşüyorduk. Huzur. Huzur. Aman ne tesadüf. Biz de aynı şeyden bahsediyorduk. Ve ben diyordum ki... Öte sen mi diyordun? Ne münasebet? Sizin fikriniz doktor. Evet yani ben diyordum ki bir karnaval fikrine ne dersiniz? Karnaval mı? Evet. Eğlenceli olmaz mı? Etrafı süsler, oyunlar oynardık ha. Ne dersiniz beyler? Aa, çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Tedaviye de katkısı olur öyle değil mi? Karnaval demek tedavi demek. Siz kendin canlı top mermisi numarası yapar. Ben de... Hey, bana gelince de ben de bir piyango çekerim. Beyler bayanlar boş yok, boş yok. Evet. Ben de bir şeyler satarım. Ben iyi bana bakarım. Olur 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 yapar. Evet. Ne dersiniz bayan için? Karnaval fikrine. Topunuzu anlatsın. Tedavi bakımından faydalı olabilecek kız sizinle aynı fikirdeyim. Ama tabii önce idareyle konuşmalı ve onların fikri alınmalı. Yani sizce de öyle değil mi doktor? Tabii öyle. Ben şöyle bir hastaların nabzını yoklayayım istemiştim. Tabii idareden izin şart. O zaman eğer başka bir şey yok... Bir dakika bir dakika. Nabzı sürü şey var. Her şeyden önce... Benim izin kağıdım mı orada? Nedir koyayım şu an? Doğru, Bay Murphy kendisine bir ziyaretçi gelmesine izin verilmesini talep etmiş. Tabii, kurallara uygun olarak yaptı. Uygundur. Peki, yazılı olarak mı istemiştin? Hatta ben onu size okuyabilirim. Şöyle bir dilekçe yazmıştı. Mac Murphy, iş bu dilekçeyle çok şeker bir civciv olan... Kendi Star'ın kendisini ziyaret etmesine izin verilmesini diler. Bu Kendi Star aklı başında değil mi? Elbette doktor, ondan iyi fıstık arasanız bulamazsınız. Herhalde idareden izin almak gerekir önce. Bir dakika, bir dakika. Peki, diğer mektuba ne buyurdu? Bunun için de mi idareden izin alacağız? Ha, burada konuşabilir miyiz Bayan Reis? Doğru. Hasta bak Murphy buradaki kitaplar hakkında... Ne olursa olsun o kadar renksiz. Evet. Doktor, buradaki mecmualar çok sıkıntı. Diyorum ki şöyle biraz daha aramızda para toplasak daha neşeli, daha canlı bir şeylere abone olsak ha? Ne gibi bir şeyler mesela Bay Murphy? Birey, oy Penthouse gibi! Resimleri keseriz! Tabii milyon kalmış kalsak. Hadi ya, hadi beyler oynayalım o zaman ha? Hadi oynayalım, oturun oynayalım, bahçesi. Oynayalım. Ne yani, hayatta durması talimatlar mı aydır ha? Tamamıyla. Şimdi müsaadenizle toplantımıza devam edelim. Evet, bilin ve konuşmasındaki zorluk. Ne zaman kekelemeye başladığını hatırlıyor musun Billy? İlk söylediğim kelimede kekelemiştim. Anne. Sonra bir kıza evlenme teklifi ettim ama yüzüme gözüme bulaştırdım. Ona sevgilim benimle evlenir misin deyince kahkahayı kopardı. Annem bana o kızdan bahsetti biliyor musun Billy? Anlaşılan sana layık değilmiş. Acaba bu mu korkuttu seni? Hayır. Peki neydi senin özel o zaman? Aşıktım ona. Bak annenin söylediklerini aynen tekrarlayayım sana. Küçük Şıldık her şeyi planlamış ve Billy'i kafese koymuştu. Yo. Oo çok tatlı. Bir dakika bir dakika. Benim bir derdim daha var. Bay Murphy, bakın biz burada psikolojik sorunlarla uğraşıyoruz. İyi onlardan bende bir sürü var. Bay Murphy, doğru. Bakın, toplantıların dejenere olmasa daha fazla izin veremeyiz. Bay Murphy sürekli izin almadan konuşuyor. Hem o geldiğinden beri de disiplin gözle görünür şekilde bozuldu. Bence artık ona başka bir tedavi sistemi uygulamak gerekecek. Nasıl bir tedavi ha? Beni canlı pil gibi bataryaya bağlayıp şarj mı edeceksiniz ha? Bunu mu söylüyorsunuz? Senin iyiliğin için herhalde. Sen onu külahıma anlat. Bir dakika inşallah. Bu konuda ben de Mac Murphy'ye katılıyorum. Kendisi akıllı biri. Etrafında gelişen olaylarla ilgili şiddet taraftarı değil. Onun için uzun lafın kısası. Gerekli o çok tedavisi gerektirecek bir durumu yok. Tamam peki. Eğer bundan sonra uzun durursa. Bir dakika. Doktor Bey, lütfen hastaya bu toplantıların tedavi mahiyetinde yapıldığını ve böyle ufak tefek dertlere vaktiniz olmadığını anlatır mısınız? Ufak tefek mi? Dünya kupasına ufak tefek mi diyorsunuz ha? Dünya kupası mı? Evet. Doktor, başlar cumartesi başlıyor. Ama talimat gördüğü göre televizyon akşamları seyredebiliyor. Şunu biraz daha maç saatlerine doğru çekebilsek. Tedavi maksadıyla evet. Mı? Tabii canım, ne için olacak? Tedavi maksadıyla. Acaba maçlar hakkında iddialara girmeyi düşünüyor olabilir misiniz? Ne dersiniz beyler ha? Futbol maçları, chess. Çok iyi fikir. Skandal. Bilmem ki. Hay Skandal.
kadarıyla televizyonu 6 yerine 6.30'da açtık diye 3 gün yemek yememiştir. İnsanın dünyada olup bitenlerden haber olması gerek. New York'u bombalasalar ancak bir hafta sonra haberimiz olur. Arkadaşlarınız maç seyredilsin diye haberleri izlemekten vazgeçmeye hazırlanıyor Faysiyanlı. İkisi birden olmaz mı? Katiyetle olmaz. Belki de bu hafta içinde bizi bombalayacak kimse çıkmaz. Yaşa be Sikenin! Hadi beyler oynayalım. Oynamak isteyenler parmak kaldırsın ha. Doktor Dünya Kupası maçları, haksız mıyım? Hadi beyler kaldırın şu ellerinizi. Bu oynamayı kazanmamız lazım. Hadi beyler birbirinize havalı havalı bakıp durmayın. Kaldırın şu ellerinizi. Doktor. Üç. Sadece üç Bay Murphy. Topun uzun ağabeyi. Cenab-ı toplantıyı bitirelim. Madem öyle. Babam geldi. Çoğumuz senden önce de buradaydı. Sen gittikten sonra da burada olacağız. Hatta Dünya Kupası maçlarından sonra bile. Çünkü görmüyor musun? Anlamıyor musun? Sanki ne? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Beyhan, ne oldu sana? Martini, neden korkuyorsun lan? Bu kadın her zaman adımı burnundan getirmesini bilir. Hepiniz böyle değilsiniz. Sizi çoktan terk etmiş. Onun eline bırakıp sizi bırakıp gitmeliydi. Erkeksin değil mi? Erkeksin. Kapıyı pencereyi kırıp ne kadar güçlü olduğunu mu göstermek istiyorsun? Yo Martin. Fikrimi değiştirdim. Hiçbir şeye değmez. Hem kirişi kırmanın bir sürü yolu var. Bir tanesini söyle. Çok basit. Bir tane eşken beyanlarım. Ondan sonra şu gördüğün penceredeki parmaklıkları kırır ha? Bir dene bakalım. Saçmalama Mey. O iskemleri demirleri eğmezsin bile. O zaman daha ağır bir şey bulurum. Ha evet gardiyanlar. O iki gardiyan var ya. Onlardan birini aldım gibi pencereden dışarı fırlatırım ha? O da olmaz. Çok yumuşak gelir. Parmaklarına düşerken kuşbaşı et gibi olur. Şaka mı yaptın sanıyorsun ha? Yere çakılıymış gibi durmuyor. Boşuna yani. Beyler, bunu kaldıramaz mıyım ben? Oho, en az yarım ton vardır. İçinde de bütün kablolar var. Hadi denemek. Kontak yapıp hastaneye uyuşup uzaya çıkar. Yörüngeye otur. Kimse bana bir şey deneme lan. Yapamazsın diyemez. Ha, belli olmadı. Belli olmadı. Şimdi görürsünüz siz. Bunu ben kaldırabilirim. Hey, var mısınız ha beşkağıtına iddiaya? Karına ortak olur. Beyler, beşkağıtlıyım ha. Beşkağıt. Ha, bir dakika. Evet, işte burada. Papaz karşısından aldığım hisse senetleriniz. Ha? Ya bunların ikisini alırım, ya da hepsi sizin olur. Oldu. Ha? Anladım. Ha, verdik. Uzayın bakalım beyler. Uzayın. McMurphy'yi gövde gösterisine çıktığı zaman havasının tam olmasını ister. Ha, yoksa havasız kalırsınız. Çoluk çocuğu da emniyete alın, tamam mı? Bir de bakarsın, beceri veriyor ha. Sanki yedin, belki buradasın. Göbeği düşecek, kusur olacak. Hey, hadi. Sen de mi katılmaksın? Olabilir ama paranla gene ortak olduğunu düşünebiliriz. O zaman, uzasana. Havamı kirletiyorsun. Beyler, işte geliyor. Pes ediyor musun? Hayır! Daha yeni başladım. Mac, onu kimse kaldıramazdı. Denedim.